Sevgili öğrencilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte Şiir Şiiri Türkiye adlı metnin etkinlik sorularına cevaplandırmaya çalışacağız. Hazırlık çalışmalarına baktığımızda ise iki tane sorumuz var. Bu iki sorunun cevabı ilk sayfada verildi arkadaşlar. Videonun bu bölümünü durdurarak defterinize yazmanızı rica ediyorum. Birinci etkinliğimize baktığımızda görsellerden hareketle izleyeceğiniz filmin konusunu tahmin ediniz. Türkiye'nin tarihi güzellikleri anlatılıyor. İkinci etkinlik, filmi izlerken hoşunuza giden cümleleri not alınız. Bu memleket bizim. Bin bir türlü kokuyorsa yaylılar, sevinç açar aydınlığımın dağlarında. Sen Türkiye'sin, ekmeğim, tuzum Türkiye. Şu beyaz minareden dökülen ezan sesi. Üçüncü etkinlik, film kimler için hazırlanmıştır? Türkiye'de yaşayan vatandaşlar için hazırlanmıştır. Film hangi amaçla hazırlanmıştır? Türkiye'de yaşayanların Anadolu'daki güzellikleri fark etmesi amacıyla hazırlanmıştır. Dördüncü etkinliğimiz, filmin içeriğine uygun farklı başlıklar belirleyiniz. Sen Türkiye'sin başlığı yazılabilir. Beşinci etkinlikte ise arkadaşlar, kelimelerin anlamlarını tahmin etmemiz isteniyor. Türkü, memleket, yayla, şafak ve zılgıt kelimelerinin anlamını ve birer cümlede kullanımını yazdık. Siz de videonun bu bölümünü durdurarak defterinize veya kitabınızın ilgili sayfasına yazabilirsiniz. Altıncı etkinliğimizde ise soruları filme göre cevaplamamız isteniyor. Şair şiirinde vatanı nasıl hitap ediyor? Sen olarak hitap ediyor. Şair şiirinde vatanı neye benzetmiştir? Ekmeğe benzetmiştir. Şair, benim yüreğimde boylu boyunca memleketim var sözüyle ne demek istemiştir? Memlekete olan sevginin gönlünde büyük bir yer kapladığını, memleketini çok sevdiğini söylemek istemiştir. Filmde hangi gelenek ve göreneklerimiz tanıtılmaktadır? Kahve, imece, Nevruz'da ateş üzerinden atlama, düğün, konukseverlik. Filmde hangi at sporumuz tanıtılmıştır? Cirit sporu tanıtılmıştır. Filmde hangi şehirler geçiyor? İstanbul, Mardin, Kars, Edirne, Gaziantep ve Şanlıurfa şehirleri geçmektedir. Yedinci etkinlik, filmin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. Konusu Türkiye'nin güzellikleri, ana fikri ise insanlar yaşadıkları toprağa benzerler. 8. etkinlik, filmle ilgili görüşlerinizi ifade ediniz. Filmden çok etkilendim, ne kadar güzel bir vatanda yaşadığımızı bir kez daha fark ettim. 9. etkinlik, filmde görüntüler ve şiir birbiriyle tutarlı mı? Evet, görüntüler ve şiir tutarlıdır. 10. etkinlik, Türkiye'nin tanıtımı ile ilgili filmi izlediniz. Siz de tanıtmak istediğiniz yerle ilgili sunumunuzu yapınız. Bunu kendiniz yapmalısınız arkadaşlar. 11. etkinlik, cümlelerde koyu yazılı kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazınız. Bay bay kelimesinin Türkçe karşılığı hoşça kaldır. Mersi kelimesinin Türkçe karşılığı teşekkürlerdir. Ninni'yi kendi yazı stilinize göre yazınız. Bu etkinliği siz yapmalısınız. Gelecek ders hazırlık bölümünde ise prospektüs nedir? Bilgi ediniz. Arkadaşlar, prospektüsle ilgili araştırma yazısını sizler için hazırladık. Videonun bu bölümünü durdurarak defterinizin veya kitabınızın ilgili sayfasını yazabilirsiniz. Sevgili öğrencilerimiz, bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvelce YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşına tavsiye etmeyi unutmayınız. Evvelcevap.com web sitemiz ise her gün ama her gün ziyaret ediniz. Derslerinize ve hayatınıza başarılar dilerim. Evvelcevap ailesinden saygılar, selamlar.